Sevgili seyirciler, Hıdır Ellez hepimizin kutladığı mevsimlik bayramlarımızdan bir tanesi. Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle halk dilinde Hıdır Ellez olarak anılıyor bugün. Ve vatandaşların bazıları geleneksel inançlarına göre bugünü kutlamaya çalışıyorlar. Biz de sizler için sorduk vatandaşa, Hıdır Ellez'i nasıl kutluyorsunuz? Yarın Hıdır Ellez. Öyle mi? Hayırlı olsun, mübarek olsun, Allah yardımcımız olsun. Hıdır Ellez'e neler yapıyorsunuz? En iyi günler. Biz iyi şeyler yaparız, dağıtırız, yeriz. Hayır yaparız. Şenlik yaparlar veya biz Kur'an okuruz, dua ederiz. Efendim çorba, çoluk, yemek, etlekmek yaparız, dağıtırız millete. Buyur deriz misafirlerimiz, konuk deriz. Denize gidiyoruz. Orada gidiyor bizimkiler, dilek diliyorlar. İşte sabah namazında kalkıp sabah namazını kılıp gidenler var. İşte teybini açıp oynayanlar var bizimkilerden, bizim romanlardan. Öyle yani, yeşillikte oturmayı seviyorlar. Yeşilliğe gelirler, parklara gelirler, otururlar. Ne diyeyim sana, ev tüzenler, işte evlat isteyen evlat. Evet, oldu. Gidiyorlar denize falan, gidiyorlar, diliyorlar. Kimisi ev istiyor, kimisi çocuk istiyor. Dilek dileyip sonra da kavuşanlar oldu mu dileklerine? Oldu ama inanmıyoruz pek yani. İnancımız yok öyle şeye. Allah Teala ne derse olur. Genellikle kutlarız. Ne yapıyorsunuz Hıdır Ellez'de? Hıdır Ellez'de kestane pişiririz, yumurta pişiririz, oynarız, eğleniriz. Sadece ekmek yaparak mı kutluyorsunuz? Evet, yok hiç yok da. Hıdır Ellez'in ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ancak kutluyoruz işte Hıdır Ellez, Hıdır Ellez. Burada değil de İzmir'de kutluyorlar canım. İzmir'de çok güzel kutlamasına şahit oldum. Ateş yakıyorlar, eğlence yapıyorlar. Evet. Değil de dilek atıyorlar. Gerçek midir? Yani hiç bilmiyorum ama gerçek yapıyorlar mı? Siz yapıyor musunuz? Ben sadece o gün eğlenmek için iniyorum. Dilek atmak için bazı arkadaşlar atıyorlar. Ben de dahil oluyorum yani. Ama inanmıyorum. Yani çok fazla dinen yok, inancım yok ama yani gelenek amacıyla yapıyoruz.